Small Talk'ta 10.000 kupaya karakter vereceğiz dediler. Benim karakterim niye gelmedi? Bana niye karakter vermediler? İşte bugün bunun gibi oyunumuzun yükleme ekranına gelen yorumlara bakacağız arkadaşlar. Yani o Google Play olsun, Apple Store olsun, orada oyunumuzu indirirken yeni güncellemeyle alakalı arkadaşlarımızın yapmış olduğu inanılmaz yorumlar var. Çok ilginç, bir o kadar da anlayamadığımız yorumlar da var. Yani biliyorsunuz ki Stu kupayolu karakteri ama kutu açanı mı ararsınız? Güncelleme geldi zannedip kutu açıp da karakter alamayıp Supercell'e step edeni mi ararsınız arkadaşlar? İşte bugün sizlerle beraber bunlara bakacağız. Videoya geçmeden önce de aşağıdan ücretsiz şekilde kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. Gerçekten çok fazla like geldi diğer videolarda ve altına da bunun devamı olması konusunda sizlerden gelen istek vardı. Yine bu tarz videoların devamı konusunda da eğer isterseniz bir like atabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk yorumumuzla başlıyoruz. İlk yorumumuzda arkadaşımız demiş ki: ben daha 4.000 kupayım. Stu 10.000 kupada veriliyor. Ya azıcık insaf insaf. Bari 6.000 kupada verseniz Brawl Stars Supercell'de en sevdiğim oyun olacak şeklinde bir yorum yapmış arkadaşlar. Yalnız burada 6.000 kupada da sanki bir 8 bit var arkadaşlar. Şimdi 6.000 kupada onu verirlerse 8 bit ne olacak? 8 bit nereye gidecek? Öyle bir durum var ama şu an bence arkadaşımızı ismini burada göremiyorum ama bence şu an olması gereken 10.000 kupa tam ideal yerindedir diye düşünüyorum. Yeni gelecek karakterimiz Stu'nun. O yüzden arkadaşımız da 4.000 kupadasın ama bence kasılabilirsin. Yani burada bence biraz daha kolay kasılabilirsin diye düşünüyorum. Daha yolun başındasın burada. 10.000 kupaya kadar da bilmiyorum artık, aslında kupa kasmak da biraz zor. Çünkü artık herkes oyunu çok çok iyi oynamaya başladı arkadaşlar. Ama bence buradan biraz götürebilirsin. En azından güncellemeye kadar bir 8.000 falan yaparsın diye düşünüyorum. Diğer bir yorumumuz: Stu gelmedi şeklinde yazmış arkadaşımız. Abicim ben 15.000 kupayım, Stu gelmedi. Nasıl iş o? 15.000 kupayım, Stu gelmedi. Ama güncelleme de gelmedi. Şimdi güncelleme gelince zaten gelecek Stu arkadaşlar. O yüzden bu arkadaşımız tabii ki biraz ertelendi ya güncelleme. O sebeple bu şekilde yapmış olabilir. Yani Brawl Talk'la beraber hemen geleceğini düşünüp, bazı yeni arkadaşlarımız, oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız var. O sebeple bilmiyor olabilirler tabii. Bu konuda çok fazla şey yapmayacağım ama güncellemeyi bekle. Çünkü güncellemeye de az bir süre kaldı. Zaten Brawl Stars resmi hesabı da Powerplay'in bitmesiyle artık güncellemenin geleceğini bizlere söylemişti. O yüzden içiniz tamamen rahat olsun diye düşünüyorum. Yani bu şekilde düşünen arkadaşlarımız şu an nasıl var mıdır bilmiyorum ama illaki vardır diye görüyorum buraya baktığımız zaman. O sebeple biraz daha dişinizi sıkın arkadaşlar. Çok az kaldı. Güncellememiz geliyor. Yeni kupayolu karakterimiz geliyor. Yeni bambaşka bir Power League'imiz geliyor. Sizlerle beraber oynayacağız zaten. Şimdiki arkadaşımız bence gayet kalbi temiz bir arkadaşımızmış. Neden olduğunu şimdi anlayacaksınız zaten. Arkadaşımız demiş ki: güncelleme zamanlarını açıklayın. Brawl Talk'lar yayınlandıktan sonra herkes yeni güncellemenin tarihini bilmediği için meraktan çatlıyor. Lütfen güncelleme zamanlarını Brawl Talk'larda açıklayın. Eğer yararlıysa lütfen yararlı tuşuna basın şeklinde. Yalnız Brawl Talk'larda güncellemenin de açıklanması, bilmiyorum, bu konuyu tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Hani Brawl Talk'ta da güncellemenin gelmesi gibi, yani ne zaman geleceği konusunda bir tarih vermeleri sizce nasıl olur? Bence bu şekilde daha heyecanlı. Ya bilmesek böyle bir anda gelmesi daha heyecanlı. Tabii ki sizlerin düşüncelerini de yorumlar kısmında merak ediyorum. Oradan bakacağım mutlaka. O sebeple burada arkadaşımızın da zaman açıklayın demesinden sonra Brawl Stars resmi hesabının da Powerplay bittikten sonra gelecek demesi, bence arkadaşımızın kalbi temizmiş. En azından bu güncellemenin ne zaman geleceğini biliyor. Yine güncelleme ve Brawl Talk'la alakalı bir yorum gelmiş. Arkadaşımız şans şeklinde yazmış: her şey şans. Kupam 20.000 hala efsanevi çıkmadı. Adam akıllı Brawl Talk geldi. Oyuna güncelleme gelmedi. Yine güncellemenin ne zaman geleceği konusunda arkadaşımız bu şekilde bir kendisi düşünmüş, ne zaman gelebilir, ne zaman gelemez diye. Güncellemenin gelmemesinden dolayı aslında biraz da sitem etmiş ama bunun mantıklı sebebi açıklanmış. Hatta bu arkadaşımız bunu yazdığı gün açıklanmış. Arkadaşlar güncellemenin ne zaman geleceği bu arkadaşımıza da buradan müjde olsun o zaman. Bir arkadaşımız yine güncelleme şeklinde gördüm ben ama: dünyanın en güzel oyunu Brawl Stars, iyi günler ama hiç karakter çıkmıyor şeklinde de böyle değişik bir duruma girmiş. Yani bu arkadaşımız da karakter çıkmasa bile arkadaşlar dünyanın en güzel oyununun Brawl Stars olduğunu söylemiş.
Yani bana göre de, bize göre de, biz Brawl Stars severlere göre de dünyanın en iyi oyunlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu dünyanın en iyi oyunu durumu kişiden kişiye göre değişebilir. Yani biz sürekli Brawl Stars oynadığımız için bize dünyanın en iyi oyunu gelebilir. Çünkü ben Brawl Stars dışında başka bir oyun oynamıyorum. Bir arada bir Clash of Clans oynuyorum. Ama tabii ki herkesin zevki farklı ama bana göre, benim fikrimde sorarsanız en iyi oyunlardan birisi diyebilirim. Bir arkadaşımız... Oyuncu çıkmıyor. Oyun güzel ama oyuncu vermiyor. Önümde bir mega kutu var. Ondan da vermezse sileceğim. 15.867 kupadayım. 15.790 kupaya düştüm. Oyun kupalarımı yiyor. Onu demiyorum. O... Şimdi benim aklıma takılan konu oyun kupalarımı yiyor. Şimdi oyun kupalarımı yiyor derken kupa sezonundaki kupalar sıfırlanmasından mı kaynaklanıyor yoksa kendi düştüğü için mi? Onu anlayamadım. Bir de şunu merak ediyorum. Acaba mega kutu açtıktan sonra ne oldu? Karakter geldi mi? Şimdi gerçekten merak ediyorum. Eğer bu yorumu kim yazdıysa arkadaşlar, o mega kutudan sonra ne olduysa yorumlar kısmına yaz. Gerçekten şu an beni de heyecanlandırdı. Şimdi bir arkadaşımız, bakın, bir arkadaşımız, yani biraz da böyle olumsuz yorumlar var. O yüzden yansıtmayacağım ekrana. Bir takım bir şeylerden bahsetmiş burada ama şimdi demiş ki... Bazı YouTuber'lar toplam bilmem ne kadar lira harcıyor fakat karakter çıkmıyor. Bir de sütü çıkmaz dediniz, çıkmadı. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımız bayağı bir kutu açmış sütüyü çıkartabilmek için. Ama şu an dünyanın en zengin insanı da olsan sütüyü parayla alamıyorsun. Kupa yolunda... 10.000 kupaya kadar gelirsen para vermeden de alabiliyorsun zaten bunu. Yani bu kadar kutu açmana gerek yoktu. Zaten güncelleme gelmedi. Hadi en azından güncelleme geldikten sonra açsaydın yine çıkmayacaktı. Yani beni bir baga soktu arkadaşımız. Bir bakta kaldım şu an. Neyse geçelim abi. Arkadaşımız demiş ki adam gelmedi. Sütü adam ne zaman gelecek? Sütü adam ne zaman gelecek? Şimdi sütü adam güncellemeyle gelecek. Güncellemeyle geliyor. Bir arkadaşımız da demiş ki sütü gelsin. Aga sütü gelmiyor. Şimdi arkadaşlar, yani bu Brawl Talk'umuz gerçekten efsane bir Brawl Talk'tu. Mükemmel bir Brawl Talk'tu. Gerçekten adına yakışır şekilde bir Brawl Talk yaşadık. Ama şu yorumlara baktığımda herkes sütüyü bekliyor. Ya arkadaş, bir kişi Power League'i merak etmiyor mu ya? Ben şahsen tamam sütüyü de merak ediyorum ama vallahi Power League'i daha çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani sütü tabii ki herkesin istediği. Baktık sneak peeklerimize, çok güzel bir savaşçı. Çok güzel bir karakter ama bir kişi de şuraya Power League'le ilgili bir şey yazmaz mı yani? Aradım Power League'i bekleyen kimse yok ama Power League geldikten sonra bence bu oyunun havası tamamen değişecek arkadaşlar. Power League bana göre inanılmaz bir yenilik olacak. O yüzden yani... Hatta dün anket de yaptım topluluk üzerinden. Sütü'yü mu, Power League'i mi merak ediyorsunuz? Power League daha çok fazla çıkıyor oylarda ama niye buraya herkes Sütü diye merak ediyor bilmiyorum ama gelecek. Gelecek, çok az kaldı arkadaşlar. Power Play League'imizin bitmesiyle beraber oyunda olacak. Bir arkadaşımız da yine güncelleme ile alakalı yazmış. Demiş ki oyuna yeni güncelleme gelecek diyorlar ama hala gelmedi. 2 gündür oyuna giriyorum, güncelleme gelmiyor. Güncelleme biraz daha erken olsa fena olmaz. Oyun ise mükemmel. Çok keyif veren bir oyun. Herkese tavsiye ederim. 5 yıldız da vermiş arkadaşımız. Şimdi güncelleme gelecek diyorlar, gelmedi gibilerinden. Zaten yine tam bu mesajı attığı gün arkadaşımızın Power Play sezonunun bitmesiyle güncellemenin geleceğini açıkladılar. Yani o yüzden zaten arkadaşlarımız da öğrenmişlerdir diye düşünüyorum. Bu sebeple yani haklı da olabilirler. Çünkü bu kadar güzel yeniliklerle, yeni bir savaşçıyla... Bilmiyoruz artık, biz de heyecanlanıyoruz yani. Aslında bu denli sabırsız olmamız da yeni karakter, yenilik, yeni bambaşka yenilikler, kostümlerle beraber güncellemeyi bekliyoruz. Yani sabırsız olmamızın sebebi de bu arkadaşlar. Bilmiyorum yani, aramızda rahat olan arkadaşımız var mı? Ya ne zaman isterse gelsin güncelleme, biz zaten oyunumuzun keyfini çıkartıyoruz diyen arkadaşlarımız var mı? Yoksa siz de ya bir an önce gelsin artık da şu yeni lige bakalım, yeni savaşçıyı deneyelim diyen arkadaşlarımızdan mısınız? Onu da yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın.
Arkadaşlar bu tarz videoları beğendiğinizi zaten like sayılarına göre anlamıştık. Daha önceden de bunun gibi videolar yapmıştık. Çok sevdiğiniz hatta altına yorumlar kısmına devamı gelsin şeklinde yapmıştınız. Bu tarz videoların devamının gelmesi konusunda da bir like atarsanız zaten diyorum ya oradan anlayabiliyoruz. Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz ki bu seriyi sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Ücretsiz şekilde kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.